Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Biz de size destek oluruz. Ama belki de biz artık bu okulda okuyamayacağız. O zaman biz de sizin gittiğiniz okula geliriz, değil mi Hulusi? Tabii. Çok şekersiniz ya. Ama bunca kötü haberden sonra size güzel bir haberimiz var. Dur beraber söyleyelim. 1, 2, 3. Babamla nana evleniyor. Nana anneniz olacak yani, ne güzel. Evet, biz de çok seviniyoruz. Hayır, bu evlilik olmayacak. Bal gibi olacak, sizden kurtulduk işte. Çatla da patla. Ne oluyor ya? Ne biçim şarkı ya? Nasıl bir müzik bu ya? Çocuklar biraz çekil de şöyle. Bunları senin için hazırlattım boncuğum benim. Hadi o güzel yüzün bir kez gülsün de dünya aydınlansın. Uf, şaka gibi ya, dayanamayacağım artık. Görürsün sen gününü. Gel. Öğretmenim, daha fazla dayanamayacağım. Ne bakıyorsun? Çalsana şöyle acılı bir şeyler. Ya bu çocuk gerçekten aşık mı bu kıza ne? İşi çok zor, çok. Of of. Ne oldu Özgeciğim? Biraz sakin ol çocuğum. Yoksa yine Emre mi? Öğretmenim, lütfen benimle biraz gelir misiniz? Of of. Bu çocuğa çok acıyorum. Özge'nin aşkı onu ne hale getirdi baksanıza. Demek gerçekten herkesin bir seveni oluyormuş. Özge'nin bile. Bu da ne demek oluyor şimdi? Emre? Öğretmenim, vallahi benimle bir ilgisi yok. Hocam. Öğretmenim, öyle hemen şık bir şekilde ekledik. Evladım, hiç olur mu öyle şey? Okulun yemekhanesi dururken. Lütfen, size de rica ediyorum, çalmayı kesin. Hadi, o çocuk. Siz ne demiyor ona uyuyorsunuz? Burası ilim irfan yuvası. Farkında mısınız? Vallahi hocam, biz profesyoneliz. Parası da aldık, ne yapalım? Vallahi dabda bile ben keman çaldığım için okul falan hikaye. Çaktı köfteyi. Ya sus. Şöyle geç. Lütfen kaldırın bunları bakalım. Gel bakalım Ramazan. Öncelikle bunları güvenlikten nasıl geçirmeyi başardın, oradan anlatmaya başla. Özge çok şanslısın, ne kadar romantik bir sevgilim var. Kapa çeneni Emre. Gururuma dokunuyor ama, bu kadar sofra hazırladık. Hale bak. Kusura bakma, canını sıkmak için yapmadık. Ne bileyim, hoşuna gider sandım. Uf ya, gider misin başımdan, zaten canım çok sıkkın. Bu kadar üzüleceğini bilsem hiç yapardım mı boncuğum? Hadi ama ağlama, sil gözünü. Tamam, kızma. Bundan sonra seni utandıracak hiçbir şeyler yapmayacağım. Senin yaptığın şey için ağlamıyorum. Başka bir şey var. Tamam, başka bir şey mi? Biri seni üzdü mü yoksa? Söyle bana, tüm Antakya'yı yiyeyim buraya. Sen ne tuhaf birisin ya. Hadi söylesene ne olduğunu. Durumumuz çok kötü. Annemin işi battı. Çok borcumuz var. Bundan sonra bu okula devam edemeyeceğim herhalde. Ne demek okula devam edemeyeceğim? Ben seni görmeden ne yaparım boncuğum? Ya Roma, dalga geçme, durumumu çok ciddi diyorum. Sen hiç merak etme, ben hallederim. Delirdin galiba. Ben okul harçlığından, hamburger parasından bahsetmiyorum. Okul taksitlerini ödememize imkan yok. Zaten geçen ay ödeyememiştik. Anladık, taksitlerden söz ediyorsun. Neyse, unut bunu. Derdimi anlatacak kimse olmadığı için seninle paylaştım. Sen üzülme cigerim. Boncuk gözüm benim. Peki ama.